burada da yok. Acaba Yavuz'un bilgisayarında mı kayıtlı? Burada da yok. Allah Allah. Kolay gelsin Sadık. Sağ olun Kendal Bey, buyurun. Ya, Yavuz'u evden de cep telefonundan da aradım, cevap vermiyor. Sen hiç görüştün mü bugün? Yok. Bugün bu saatlerde burada olacağını söylemişti, hala gelmedi. Ben de sizin haberiniz var diye düşünmüştüm. Hayır yok, merak ettim şimdi. Acaba Eda ile ilgili bir sorun mu var? Ne gibi? Ne bileyim, olmaz ya bebekle ilgili filan. Biraz tedirgin oldum. Rica etsen Betüş'ü arar mısın? Belki o biliyordur. Tamam, hemen ararım. Aa, yapma ama böyle. Hadi, hadi kalk güzel güzel otur bakayım hadi. Her cumartesi aynı şey. Onlar eğleniyor, ben buradayım ya. Peki canın ne istiyorsa söyle, biz seni bir güzel eğlendirelim ha. Çocuk muyum ki beni avutacaksınız? Tuttu da var, hiç üstüne varmayın Perihan teyze. Alo. Ben onu neyi mutlu edeceğini çok iyi biliyorum. Artık onlara da kanmıyorum. Betüş'üm Sadık Bey arıyor. Öyle mi? Aa, efendim hayatım. Aa, Betüş'cüm sana acil bir şey soracağım. Eda ile konuştunuz mu bugün hiç? Yoo, neden, bir şey mi var? Aa, şey için, Yavuz bugün işe gelmedi. Kendal Bey de birkaç defa evden ve cepten aramış. Yani açmamışlar. Biz bayağı merak ettik. Hani diyorum ki Eda'nın gebeliğiyle ilgili bir sorun mu var? Yani gerçi doğumuna 2 ay var ama ne bileyim. Hay Allah, bak ben de merak ettim şimdi. Dur canım, ben hemen arayayım Eda'yı. Bir haber alırsam hemen sizi ararım. Tamam, görüşürüz hayatım. Ah şey, o bize haber verecek. Peki, teşekkür ederim, sağ ol. Ne oldu Betüş? Ay sorma, Yavuz bugün işe gitmemiş. Sadık da onu arıyormuş. Evlerinde kimse telefonu açmıyormuş, merak etmiş. Aa. Siz kimi arıyorsunuz şimdi? Eda'yı arıyorum. Sahiden de kimse cevap vermiyor. Bana bak, sakın doğurmuş olmasın. Olur mu? Perihan teyze daha iyi, dayı bile olmadı. Bence çok bile bekledi. Ay şey, kuzeni bir an önce doğsun istiyor. Hiç bile istemiyorum. Hadi biz Eda'yı bulalım hadi. Evet evet, bir an önce gidelim. Önce Eda'ya gidelim, sonra da annemlere gideriz. Tamam hadi, hadi gevezelik yok. Hadi, hadi geliyorum. Firuzeciğim sen telefonla falan arayan olursa bak bize haber ver, tamam mı? Olur. Firuze'nin yanında renk vermeyeyim dedim ama yüreğim hop hop ediyor. Sorma Perihan teyze, benim de aynen öyle. İster misin Eda doğursun? Umarım böyle bir şey yoktur. Çünkü eğer Eda'yı Yavuz hastaneye götürdüyse peri olduğumuz ortaya çıkı demektir. İnşallah doğmaz. Çünkü o doğduğu zaman herkes onunla ilgilenecek. Ben hepten yalnız kalacağım. Ha, çile çok ayıp, çok. Bana ne? Hadi gidelim. İçeri girelim. Aa, Yavuz abi uyuyormuş. Demek ki telefon ondan bakamamış. Evet ama Eda da evde yok. Üstelik Yavuz uyumuyor. Sihirlenmiş. Sihirlenmiş mi? Nereden anladın? Kızım baksana, insan böyle acayip bir şekilde uyur mu hiç? Çocuklar, bu işte bir terslik var. Hadi yatak odasındaki sihirli aynadan bakalım. Hadi. Ay çok heyecanlı. Ay nerede kaldınız? Öldüm meraktan. Ay sorma Taci. Başımıza neler gelmiş de haberimiz yokmuş. Ne dedi doktor? Niye büyümüş Eda'nın karnı? Ah sorma babacığım. Kızımı 2 ayda doğurursam peri olduğunu herkes anlayacak diye ben onun gelişmesini yavaşlatacak bir sihir yapmıştım ya. İşte o sihir geri tepmiş. Daha doğrusu sihrin süresi bugün bitmiş. Karnım yediklerim yüzünden büyümemiş. Peri bebekler çabuk büyür ya. Sihirin süresi de bitince birdenbire kocaman oldu tabii. Eyvah, ya aniden doğarsa şimdi? Ay kafam karıştı şimdi, durun. Ay Eda bana bir bardak su getir. Anne. İyi tamam kendim getiririm. Ay. Ay. İşte ekmekler hayatım. Ne oldu hayatım? Allah Allah, bu da ne? Neler olmuş böyle?
Ne olacak? Yaptığı sihirin süresi dolmuş. Ne sihri? Bebeği erken doğmasın diye Eda'nın yaptığı sihirin. Aman hata bizde. Bütün bunların olabileceğini tahmin etmeliydik. İki gün daha bekleseydi ne olurdu? O zaman 7 ay dolmuş olacaktı. Ne yani? Bekleyemeyecek miyiz? Bugün mü doğacak? Hiçbir hazırlığımız yok ama maalesef evet şu ana kadar doğurmadıysa tabii. Perihan! Perihan! Anneannemin sesi. Çilek, senin sesini mi duyuyorum? Evet anne, benim Betüş. Biz Eda'ların evindeyiz. Ve çok büyük bir sorunumuz var. Üstelik Eda da ortalarda yok. Her şeyi öğrendiniz demek. Eda burada, hadi gelin. Çabuk olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.